Depremin gerçekleştiği yer merkezi Silivri'ydi. Yine yakın ilçelerden birisi Avcılar. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hattımızda. Turan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar, geçmiş olsun Çok diliyorum tüm teşekkürler. Çok geçmiş olsun diliyoruz biz İstanbul'a, de size. tüm Türkiye'mize. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz depremle ilgili? Yani Elinize geçen bilgiler var mı? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da ifade ettiği gibi İstanbul'da bir ölüm yok. Dolayısıyla avcılarımızda da bir can kaybı çok şükür yok. Sadece bir minare yıkılması söz konusu. Bunun da verdiği bir zarar yok. Başka bir bina vesaire yıkılmadı. Bu bizim tesellimiz. Deprem kendisini hatırlattı tekrar. Evet. Bunu bir musibet olarak kabul edip 20 yıldır unuttuğumuz önlem almayı inşallah bundan sonra gerçekleştiririz. Bir seferberlik hali, ruh haliyle önlem alan, depreme dayanıklı yapılar yapan bir İstanbul inşallah olacağız. Çok kaygılandık ama çok şükür can kaybı yok. Çalışmalarımız, kontrollerimiz, denetimlerimiz sürüyor. Tabii mutlaka hasar gören yapılar var. Bunlarla ilgili de ekiplerimiz çalışma yapıyor. Biz de bir kriz masası oluşturduk. Sayın Kaymakam Bey ile birlikte biz de takipteyiz. Gelen haberleri derliyoruz. Ve ihtiyaç duyulan alanlara gönderiyoruz, destek gönderiyoruz. Panik en büyük sıkıntı, panik olmaması gerekir. Ancak şunu da ifade etmek lazım. Teknik uzmanlar açıklama yapana kadar, gerekli bilgileri verene kadar yapılara girilmemesi yönünde bizim de bir talebimiz var. Panik asla olmamalı, olmasın. Ama bir rahat alıp da yapılara şimdilik girmeyin çağrısında bulunuyorum. Toplanma alanlarımızda yerlerde ya da güvenli olan yapılarda şimdilik beklemek gerek kanaatindeyiz. Çalışmalarımız, araştırmalarımız sürüyor. Evet, peki şimdi toplanma alanları dediniz. Bunlarla ilgili de az önce İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Nusret Sunay ile görüştük. Kendisi de işte toplanma alanlarının 99 depreminden sonra ne kadar azaldığından bahsetti. Burada Evet, doğru. başta iktidarın üzerine, sonra da yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluklar var aslında. Evet. Bundan sonrası için neler yapma planınız BİM var? asla unutmayalım. Unutmayalım basın, sizler de, sizlerin de desteğiyle. Siz de Evet. unutturmayın, unutmayalım bunları. Çünkü asıl sorun o, unutmak. 99 depremi sonrasında bunu aylarca, hatta yılı aşkın sürede konuştuk. Ama aradan geçti 20 yıl, belli ki net unuttuk. Unutmayalım. Unutmazsak yapacağımız şeyleri aslında bilim emrediyor. Yani bilim ve eriştiğimiz bilgiler, var olan bilgiler yolumuzu aydınlatacak kadar güçlü. Bilim biliyor. Ne yapacağımız belli, net. Unutmadığımız bunları halledebiliriz. Ben bunun bir seferberlik ruh haliyle olabileceğine inanıyorum. Ve başka sorunları ya da başka çıkarları gözetmeyip tek mesele, en önemli meselemiz güvenlik. Buna odaklanmamız gerekir. Evet, peki bir kriz masası Merhaba. kurduğunuzdan bahsettiniz. Bu Evet. kriz masası nasıl çalışıyor şu anda? Neler yapıyor? Şimdi tabii bizim ekiplerimiz içerisinde teknik uzmanlarımız var. Bunlar kontroller yapıyorlar. Yani önlem alınması gereken yerler var. Bir tehlike oluşturabilecek. Evet, deprem oldu, geçti, yıkılmadı ama ilerleyen dakikalarda, saatlerde yıkılabilme riski olan yerler var mı? Bunları araştırıyoruz. Bunları tespit ettiğimiz bu yerleri kapatmak için çalışıyorlar. Diğer taraftan zabıta ve sahada çalışan ekiplerimiz hasarları, yardıma, desteğe ihtiyacı olan olup olmadığını kontrol ediyor, etti. Ve biz de gelen bilgileri değerlendiriyoruz ve alınabilecek önlemleri konuşuyoruz. Emniyet burada, Milli Eğitim burada, Kaymakam Bey'le ve Vali Bey Avcılar'a gelecekti. Bugün misafirimiz olacaktı ama
Vali Bey galiba gelecek. Evet. Bunları değerlendiriyoruz birlikte. Okullar boşaltıldı, tahliye evet. edildi. Öğrenciler evlerine büyük bir ölçüde ulaştılar. Hastanelerimizde bir olumsuz durum yok. Böyle bu durumu birlikte değerlendiriyoruz ve alınması gereken önlemleri almak için gerekli çalışmalar yapıyoruz. Peki, çok kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür geçmiş ediyorum, olsun iyi yayınlar. Avcılar'a da. Sağ Çok sağ olun. olun. Evet. Turan Hançer ile görüştük. Avcılar Belediye Başkanı kendisi de bir kriz masası kurduklarını söyledi ve hiçbir şekilde ne belediyelerin, ne iktidarın, ne basının, hiç kimsenin bir seferberlik halinde bu durumu unutmaması gerektiğini, yani 99 depremi sonrasında yaşanan diğer depremler, Van depremi, bunları unutmamamız gerektiği ve bunun üzerinden önlem alarak hep birlikte ilerlememiz gerektiğini aktardı. Kendisi bize bu bilgileri verdi. Toplanma alanlarıyla ilgili de bilgileri az önce İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı ile değerlendirmiştik diyelim. Bağlantılarımızla değerlendirmelerimizle yayınımız devam edecek. Şimdi bir ara verelim. Aranın ardından yine devam edeceğiz.